Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a rakip olmaya geliyor. Arda Turan'la Eyüpspor deplasman seyahatimiz başlıyor. İstikamet Giresun. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a rakip olmaya geliyor. Süper Lig'de yer almak için rakiplerini tek tek eliyor. Liderliği de kimseye kaptırmıyor. Peki onu diğerlerinden farklı yapan ne? Olay yerinde incelemeye gidiyorum. Arda Turan'la Eyüpspor deplasman seyahatimiz başlıyor. Eyüpspor tesislerindeyim. Takımla birlikte İstikamet Giresun. Nereden? Şimdi havalimanına geldik. Buradan uçacağız Giresun'a. Herkesin biletler dağıtıldı. Gayet her şey çok koordineli ilerliyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hangi kitap? Piens. Öneriyor musunuz? Tabii ki de, kesinlikle. Bir dakika, rüyada gol atıyor şu an. Mete Akıtuko'ya imza attırmış. 30 milyon aldı. Ne oldu? Hocayı gördüm ya. Para kızıyor değil yani. Her türlü soğuğa karşı hazırlıklıyım. İçliğime miçliğime de girdim. Antrenmana gideceğiz şimdi. Samsun Galatasaray maçındaydı Arda Hoca dün. Bugün geldi antrenman öncesi. Şimdi Arda Hoca'yı da görmüş olacağım. Sonrasında da soğuk bir antrenman günü bizi bekliyor. Selamlar. İyiyim hocam. Lavaş Atalar'dan Berk'e hoş geldin. Deplasman yolculuklarının en zorlayıcı şeylerinden biri şehir değiştirmek elbette. İster uçakla olsun ister otobüste. Her türlü zorlayıcı bir faktör. Tabii ki profesyonel sporculardan bahsediyoruz. Adaptasyonları çok daha hızlı artık ama yine de zorlamıyor değil. Geldiğimiz yer Giresun'du fakat antrenman için Ordu'ya kadar ulaşmamız gerekti. Yaklaşık 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu bizi bekliyordu. Şimdi burada antrenman için bulunuyorlar. Sonrasında tekrar Giresun'a otele döneceğiz. Burada tabii güzel olan şeylerden biri de taraftarlarla buluşma anları, antrenmanı duyan birçok Ordulu şu anda geldiler fotoğraf çektirmeye sporcularla, futbolcularla. Bu güzel anlardan biri aslında deplasman yolculuklarından. Hocam bir hediyem olacak size. Teşekkür ederiz. Sürekli bir akreditasyon kartı sorunu yaşıyorsunuz. Sağ olun. Dalgınım diyorsunuz, unutuyorsunuz. Ben unutmamanız için süper. Şöyle bir şey yaptırdım size. Ama sonra düşündüm. Bunu da unutursunuz gibi geldi bana. Ve dedim ki daha kalıcı bir şey alsın. Tişört bastırdım hocam. Artık sorun olmaz sanırım. Muhteşem bir mizah, tebrik ederim. Çok haklısın.
Bundan sonra federasyon yetkilileri sesleniyorum. Aslında bunu da ceza yemezsiniz. Eğer unutursam artık haklısınız.